Bugün meme büyütme ameliyatı yapıyoruz ve uzun boylu bir hastaya ameliyat yapıyoruz. Dolayısıyla seçeceğimiz meme protezinin çapı, yüksekliği ve projeksiyonunu da buna göre ayarlıyoruz. Bu ameliyatta ortalamadan birazcık daha büyük bir implant kullanıyoruz. Çünkü hastamız uzun boylu. Genellikle 1.75'in üzerindeki kişilerde implantın volümü de artıyor. Çünkü göğüs kafesinin çapı büyüyor ve göğüs kafesinin yüksekliği artıyor. Dolayısıyla implantın volümü bazen 400 cc'lerin bile üzerine çıkabiliyor. Hiç memesi olmayan bir kişide daha yüksek projeksiyon, yani göğüs kafesinden öne doğru olan kısma projeksiyon diyoruz. Şu kısma. Burası daha yüksek bir implant kullanabiliyoruz. Eğer uzun boyluysa kişi, göğüs kafesinin boyu da uzunsa, o zaman kullandığımız meme protezinin yüksekliği, yani yukarıdan aşağıya doğru olan uzunluğu da yüksek seçmek zorunda kalabiliyoruz. Bu hastada ortalama bir uzunluğu ama yüksek projeksiyonu ve çapı ortalamadan birazcık daha geniş, uzun boylu olduğu için bir implantı tercih ettik. İmplantları genellikle antibiyotik bir solüsyona yapıyoruz koronadan önce. Bu kapsül kontraktörünü önlemede aldığımız yaklaşık 10-15 maddelik yöntem kısmından bir tanesi. Yuvarlak veya damla seçimi genellikle hastanın mevcut meme miktarına ve göğüs kafesinin yapısına göre değişebilir. Eğer mevcut meme miktarı B kap ve üzerinde bir memesi varsa yuvarlak bir implant da tercih edilebilir. Bazen doğum yapmış, memesinin içi çok boşalmış, memenin üst kısmı çok düzleşmiş, aşağıya doğru sarkmış bir hastada yuvarlak bir implant yine tercih edebiliyoruz meme büyütme dikleştirme ameliyatları için. Ama hiç sarkması olmayan, hemen hemen hiç meme dokusu da olmayan, göğüs kafesinin ince olduğu, pektoral kasın da ince olduğu kişilerde meme formunu daha rahat verebilmesi açısından ben damla şeklindeki implantları tercih ediyorum.